Soru aslında çocuk bir aldı mikrofonu 3 soru arka arkaya sordu ve hatta moderatörü de rahatsız etti bu. Yani senden başka soru sormak isteyen bir sürü insan da var diye sırada. Sorulardan bir tanesi aslında bu diyalog şunun üzerine gelişti. Yani orada size ben bir de 10 dakikalık bir versiyonu daha var bu konuşmanın. Evet. Yani 10 dakikalık bir versiyonu da ben kendi Facebook sayfama da koymuşum, paylaşmışım. Öncesine bir baktığınız zaman onların deşifresini de size takdim ettim programdan önce. Şöyle bir soru soruyor çocuk. Diyor ki biz diyor 55 milyon Türk halkı olarak diyor. Ben de şöyle bir hani herhalde çocuk yanlış telaffuz etti diyorum. Diyorum ki ya 55 değil herhalde 76 milyon demek istedin diyorum. Bakın şimdi benim zihnimdeki şeyi gösteren esas şey odur. Yani benim zihnimde Türk halkı dediğim zaman 76 milyon var. Yani en azından Türkiye'deki Türk halkı benim gözümde 76 milyona tekabül ediyor. Ve çocuğu uyarıyorum. 76 milyon demek istedin herhalde diyorum. Çocuk yok diyor. 55 milyon Türk var. Geri kalanlar da işte onlar da bizim halkımız diyor. Fakat ben de çocuğu uyarıyorum. Bak onlar da bizim halkımız diyorsun ama sen onların üzerine bir üstünlük duygusu kurmaya çalışıyorsun. Bu da iyi bir şey değil. Yanlış yapıyorsun. Böyle bir bu tarz bir milliyetçilik anlayışı Türkiye'yi böler. Bu ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışı kaldı ki ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışıyla gidersen o 55 milyonu da bulamazsın. O 55 milyonu da herkes başka başka şeylerine işte kökenlerine iner falan. Türk halkı ve Türk milleti öyle bir şey değildir. Türk milleti ırka dayalı bir millet değildir ve zaten bu söylediğimi anlatıyorum. Anlattıktan sonra lafın bir yerinde aslında İsmet Özel'den bir alıntı yapıyorum ama o alıntıyı İsmet Özel'den değil başkalarından da yapabilirdim. Size Bahattin Ögel'den Faruk Sümer'den, Erol Güngör'den, ne bileyim Mümtaz Turhan'dan yani Türk milliyetçiliğin hatta Ziya Gökalp'ten bir sürü insan, bunlar Türk milliyetçiliğinin şeylerini, teorilerini kurmuş. Hatta Atatürk'ten, yani ne mutlu Türk'üm diyene kavramının kendisi zaten, yani bu sloganın kendisi Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin, Türk milletinin veya ırkının ırka dayalı olmadığını anlatmak için zaten ifade edilmiştir. Ve Türkiye'de yaşayan herkese sadece Türk ırkından gelen insanlar Türktür diye bir şey söylemeye kalkışırsanız Türk milliyetçiliği diye bir şey yapamazsınız, tutturamazsınız bu ülkede. Anlamında gelen şeyler söylüyoruz. İsmet Özel'den ne alıntı yaptın? İsmet Özel'den bu sözüm yani Türk ırkı, Türk milli Türk bir sentezdir. Türk dediğim bir sentezdir diyorum. Türk ırkı diye bir şey yoktur derken doğrusu hani İsmet Özel'e isnat etmek istemiyorum bu sözü. Madem ki bu söz bana isnat edilmiştir, ben sahipleniyorum o sözü. Ama bu Türk diye bu sözün şu şekilde manşet yapılmasını tabii ki kınıyorum. Yani bu çünkü bir oradan bir haber üretmek, ne başka bir haber kurgulamak. Sizi rahatsız etti. Siz ne diyorsunuz? Orada aslında benim söylemeye çalıştığım işte Türk milletinin ırktan öte bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Türk orada diye öğrencime, bir ırk yok mudur sizce? Direkt sorayım. Ya, geçelim. İşte şimdi mesela biraz daha geniş bir zamanda olsa oturup bunu rahatlıkla konuşalım. Tartışabiliriz. Biraz zamanımız var. Yani onu demek istiyorum. Bunu nereye dayandırıyorsunuz? Şu rahatlıkta oturup rahat rahat tartışabiliriz. Ama şu anda tartışamayız bence. Şu anda şundan dolayı tartışamayız. Artık bu tartışmanın üzerine daha siyasetin gölgesi düşmüştür. Siyasetin gölgesi sözlerin nasıl anlaşılacağını artık hükmetmektedir, karar vermektedir. Oradan sloganlara bir takım tabusal anlamlar yüklenmeye başlanmaktadır. Ama bu kesin olan bir şey vardır ki ırkı tartışma konusu yapan, Türk ırkını tartışma konusu yapan ben değilim. Ben haddizatında bir ırk uzmanı da değilim. Yani ırk bilimi uzmanı da değilim. Evet. Yani onu da söyleyeyim ama herkes kadar artık Türkiye'de birazcık mürekkep yalamış olan herkesin bileceği kadar da biliriz bunu. Herkesin de bilmesi gerekiyor aslında. Hele hele milliyetçilik yapanların bunu biliyor olması gerekiyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum aslında.